Misafirler, sayın basın mensupları, bu haftaki meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu partimizin merkez yönetim kurulu üyeleri ile milletvekilleri ortak toplantısını Kayseri ilimizde gerçekleştirdik. Önümüzdeki seçim sürecinde milli iradeyi milliyetçi iradeye dönüştürmek için siyasetimizin hedeflerini, stratejilerimizin ana esaslarını gözden geçirdik. 3 gün boyunca çok yararlı olduğuna inandığım fikir ve düşünce zenginliği içinde değerlendirmelerde bulunduk. Yorum ve kanaatlerimizi paylaştık. Partimizin izleyeceği politikaları ele aldık. Seçim ve kongre takvimi üzerinde durduk. Kayseri'deki ortak toplantımızda gerek Türkiye'nin gerekse de dünyanın sıcak gündemiyle ilgili çok yönlü görüş ve yaklaşımlar sergilenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi iç ve dış meselelerin farkında ve bilincindedir. Bize göre Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu yoktur. Bize göre milletimizin artan ve yoğunlaşan şikayetleri makus bir talih olarak görülmemelidir. Milli ve güçlü bir iktidarla her problemin üstesinden gelinecektir. Cesur ve milliyetçi siyasi iradeyle her zorluk aşılacak, her engel geçilecektir. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. dönem milletvekilliği genel seçimi Türkiye için bir kurtuluş fırsatıdır. Biz bu anlayış içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, milletimizle buluşuyor, hazırlıklarımızı süratle tahkim ediyoruz. 12 Nisan 2014 tarihinde kuruluşumuzun aziz hatıralarını iftiharla taşıyan Söğüt'ten heyecanla başlattığımız demokrasi seferini şevkle, arzuyla, inanmışlıkla devam ettiriyoruz. Kim nasıl çarpıtırsa çarpıtsın, Milliyetçi Hareket Partisi iktidar yolunda, iktidar amacındadır. Milliyetçi Hareket Partisi zafer yolculuğunda kutlu bir başarı peşindedir. Kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz. Dünümüzü biliyor, geleceği planlıyoruz. Mutlaka ki Türk milletinin atan kalbi, mücadele eden şuuru olacağız. Uyanan milli ruhun, silkinen millet varlığının, yeter artık diyen 75 milyonun Milliyetçi Hareket Partisi'nde toplandığını görüyor. Bundan da bahtiyarlık duyuyoruz. 7 Haziran seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi ile diğer siyaset aktörleri arasında geçecektir. Biz milletin yanındayız, milletin tercümanıyız. Biz herkesin umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız. Milliyetçi Hareket Partisi birlik ve kardeşlik ocağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ilke, ülkü ve ahlak meşalesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, Türk milletinin özü ve özetidir. Huzur cellatlarına, istikrar düşmanlarına, milli dayanışma ve yardımlaşma karşıtlarına tek ve sağlam bir cevap yetecektir. İşsizliğin setini, yoksulluğun duvarını, yolsuzluğun sütunlarını tek bir mesaj yıkacaktır. Onursuzluğun sultasını, gayrimilli ve gayrimeşru ilişkiler ağını tek bir ses yenecektir. Bu cevap MHP'dir, bu mesaj MHP'dir, bu ses Milliyetçi Ülkücü Hareket'in 46 yıllık müşfik, kucaklayıcı, maneviyatla rotası çizilmiş milli seslenişidir. Bizim Türkiye ile ilgili hayallerimiz vardır.
Bizim Türkiye ile ilgili hedeflerimiz vardır. Bizim projelerimiz, tekliflerimiz, yapacaklarımız, liyakat sahibi kadrolarımız, tarih ve coğrafyayı kuşatan, mazi ile atiyi buluşturan derin bir vizyonumuz, bir siyaset felsefemiz vardır. Bilmeyen varsa söyleyelim. Adımız Türk milleti, iftarımız Türkiye Cumhuriyeti. Kaynağımız kültür, kaderimiz ilelebet var olmaktır. İlhamımız tarih, itibarımız ise asırlar üzerinden sıçrayan ecdat ve millet kudretidir. Bugüne kadar her siyasi zihniyet iktidarda tek başına denenmiştir. Malumunuz geriye bir tek Milliyetçi Hareket Partisi kalmıştır. Acımasız küresel sömürü çarkının durması isteniyorsa Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Cinayet projelerinin önü kesilmek isteniyorsa Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Yol kesen, haraç alan, para basan, tehdit eden, kan döken, ayrı bayrak, ayrı devlet sözleriyle fitne çığlığı atan bedbahtlara tahammül edilemiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Türklüğün bekasına, milletin güvenliğine yönelik saldırılar dert ediliyorsa Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Türkiye'nin önünü perdeleyen melanet senaryolardan yakınma varsa Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Terörle müzakereler reddediliyor, şehitlerimizin ruhu daha fazla incinmesin deniliyorsa Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluk almaya hazırdır. İşsizlik, yoksulluk, yozlaşma, kutuplaşma, kavga, sefalet korkutuyorsa Milliyetçi Hareket Partisi göreve hazırdır. Hırsızdan, hainden, rüşvetçiden, ihale mafyasından, haksızlık yapandan, kara paracıdan, kaçakçıdan, suç örgütlerinden, 17-25 Aralık faillerinden rahatsızlık duyuluyorsa Milliyetçi Hareket Partisi vardır, yetki ve inisiyatif almak için hazır beklemektedir. Fotokopisi bile rüküş duran, gırtlağına kadar vesayet batağına saplanan veya saraya sekreterya hizmeti veren başbakandan ve partisinden kurtulmak için tek çare Milliyetçi Hareket Partisi, tek ümit Milliyetçi Hareket Partisi, tek kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi. İnancım odur ki egemenliğin yegane sahibi aziz milletimiz bu defa Milliyetçi Hareket Partisi diyecek, bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'nde söz kesecektir. 7 Haziran 7 belada bela AKP'den, yedikçe yiyen, yedikçe azan karanlık yüzlerden kurtulma günü olacaktır. AKP istilasının bitmesi ve bu kara dönemin kapanması için takdir ve tensip Büyük Türk Milleti'nindir. Vurguncunun belini Türk milleti kıracaktır. İşbirlikçinin defterini Türk milleti dürecektir. Erzurum hakkından vazgeçmeyecek, soyguna müsaade etmeyecektir. Yozgat milli mirasından ayrılmayacak, nifak cephesine kanmayacaktır. Diyarbakır birlik çemberinden çıkmayacak, bölücülerin oyunlarına gelmeyecektir. Trabzon Karadeniz gibi çırpınacak, Mersin Akdeniz gibi pırıl pırıl parlayacak, Samsun ilk adım gibi çağlayacak, İzmir ilk kurşun gibi yağacak, İstanbul fetih gibi destanlaşacak ve Türkiye'nin prangalarını söküp atacaktır. Milletimizi etnik bölmelere ayıranlara en güçlü tokat 7 Haziran'da vurulacaktır.
bölünmede hayır, huzursuzlukta sonuç görmeyen Kürt kökenli kardeşlerimiz Türkiye için ellerini taşın altına koyacaklardır. İmralı canisi yattığı hücresinde çürüyüp gidecektir. Kandil'e Türk bayrağı ama öyle ama böyle eninde sonunda dikilecek. AKP gidecek. Milliyetçi Hareket Partisi şanıyla, şerefiyle ve milletimizin şaşmaz tercihiyle iktidara yükselecektir. Azmettik, başaracağız. Söz yapacağız. Karar verdik, yılmayacağız. Dirlik, birlik ve kardeşlik dedik, yorulmayacağız. Yemin ettik, Türkiye'nin değerli milletvekili arkadaşlarım, ülkemizin mahkum olduğu sorun alanlarından birisi terör ve bölücülük meselesi ise diğeri sosyal ve ekonomik merkezli açmazlardır. Nüfusumuzun yarıya yakını yoksulluk tehdidiyle mücadele etmektedir. Milyonlarca insanımızın yakacak kömürü, yiyecek katığı, giyecek kazağı, dolacak kazanı yoktur. Her devirde işini gören, her döneme harfiyen uyan, kaymak tabaka dışında hayatından memnun olan da yoktur. Türkiye'de yoksulluk bir üst faza geçmiş ve sefalet aşamasına sabitlenmiştir. Yaygın yoksulluk suçu teşvik huzursuzluğu tahrik etmektedir. Demokrasinin istikrarı ve ilerlemesi elbette ekonominin istikrar ve refah boyutuyla doğru orantılıdır. Az gelişmiş herhangi bir ülkenin parlak ve gurur duyulacak bir demokrasi sicili görülmemiştir. Eşitsizliğin keskinleştiği, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiği bir ülkede huzur ve dengeden bahsedilemeyecektir. Tarih bize sefaletle toplumsal sakinliğin, işsizlikle dirliğin sürekli ters düştüğünü göstermektedir. Adaleti herkese layık olduğunu vermek, herkesin hakkına saygı göstermek olarak tanımlarsak, adaletsizliğin anormallik olduğunu itiraf etmemiz kaçınılmazdır. Eğer adalet yok olur veya zaafa uğrarsa, tıpkı şimdilerde olduğu gibi her neviden hak ve eşitlik duygusu silinmeye yüz tutacaktır. Aynı zamanda ezici ve orantısız bir kuvvet, yanlı ve vicdansız bir otoriter sima devreye girdiği takdirde zulüm düzeni kurumsallaşacaktır. Kaldı ki insanın sosyal, ekonomik ve siyasal haklarına inen her yumruk zulümdür. Yoksulluk sosyal ve ekonomik bir sapma olduğu kadar zulümdür, hak gaspıdır, hak ihlalidir. Biri yer diğeri bakarken kıyametin kopacağı genel kabul görmüş bir kaidedir. Yoksulluk milletimizin sırtında bir kamburdur. Sefaletin kamçı sesi milyonlarca haneden işitilmektedir. İşsizlik kasırgası, yetersiz beslenme, yetersiz gelir, yetersiz sosyal ve ekonomik imkanlar birliğimizi, sosyal düzenimizi kemirmektedir. Türkiye'yi rantiyeye rüşvet ve yolsuzluk çiftliğine çevirenler, bugünkü karanlık ve yürek yaralayan ağır ekonomik tablonun yegane sorumlusudur. AKP'ye hakim olan kara borsa mantığıdır. AKP'ye nüfuz eden kayıp ve ahlak dışı zihniyettir. AKP'yi ele geçiren haksız kazanç, hukuksuz ve kanunsuz zenginleşme ülkemizi hızla tüketmekte, hızla eritmektedir. Sosyal bünyemiz hastalanmakta, ekonomik beklentiler hüsranla karşılaşmaktadır. Bu nedenle demokrasi tökezlerken
bireysel hak ve özgürlük alanları gittikçe daralmaktadır. Maalesef ki Türkiye'nin örtülemeyecek, gizlenemeyecek, saklanamayacak ikili bir yapısı vardır ve bu vahim tablo Türkiye için felaket demektir. Hazine soyguncuları vicdan ve adalet yalanları eşliğinde suç işlemeye devam edip maneviyat sömürüsü yaparken Konya'nın Ereğli ilçesinde camları naylonla örtülü bir evde doğan 40 günlük Ayaz bebek zatürreden ölmüştür. İtibar bahanesiyle 1 trilyon 370 milyon liraya kaçak ve karanlık saray inşa edilirken Samsun Tekkeköy'de 2,5 aylık Kübra bebek açlıktan hayata gözlerini yummuştur. Sağlık alanında pembe tablolar çizen yalan ve riya markaları israf denizinde debelenirken Van'ın Gürpınar ilçesinde ihmal ve imkansızlıktan ölen küçücük yavrumuz Muharrem Taş'ın cansız bedeni çuvallarda taşınmıştır. Bir yanda ayakkabı kutularına milyon dolarları koyan ahlaksızlar varken diğer yanda ayaklarını sokacak ayakkabı bulamayan Ermenekli Recep'in hazin hikayesi herkesçe malumdur. Bir yanda villasındaki aram parayı sabahtan akşama kadar sıfırlayamayan rüşvet canavarları duruyorken diğer yanda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ağır kış şartlarında giyecek mont ve ayakkabı bulamayan 4 kardeşin okula gidememesi hepimizi kara kara düşündürmüştür. 7 yaşındaki Kevser, 11 yaşındaki Ümit, 13 yaşındaki Nursel, 14 yaşındaki Übeyt, yoksulluğun pençesinde, sefaletin esaretindeyken, gemisine gemi katan, servetine servet ilave eden, haramzadelerin varlığı hepimiz için kayıp ve manevi çöküntüdür. Dikkat ediniz, bu çocukların ve daha nice evlatlarımızın, anaların, babaların, gelinlerin, dedelerin tertemiz tarihleri kapkara yoksullukla tırpanlanmaktadır. Saray katipliğinden öteye gidemeyen başbakan, Türkiye'nin bu somut ve acınacak gerçeklerini gündemine almalıdır. Başbakan ve hükümeti milletimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda başarısız, eksik ve gediklerini giderme noktasında acizdir. Türkiye yoksulluğun işgaliyle nefes alamaz haldeyken Davutoğlu'nun geçen hafta açıkladığı ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı pansuman tedavi olup hiçbir yaraya kalıcı deva olmayacaktır. Başbakan Türkiye'de sadece geçen sene 1 milyon 300 bin 2009'dan bu yana yaklaşık 6 milyon istihdam oluşturduk iddiasındadır. Peki sayıları 5,5 milyonu aşan işsizimizin her 4 gencimizden birisinin işsiz kalmasının izahı nasıl yapılacaktır? Davutoğlu işi kime bulmuş, kimler işe sokmuştur? Torpilli akrabalar, hatırlı yandaşlar, imtiyazlı partililer, sınav yolsuzluklarıyla işe yerleşenler dışında işi kim kaybetmiştir de bulacaktır. Başbakan istihdam konusunda mucizevi atılımlar yaptıklarını söylemektedir. İşsizlik oranındaki önlenemez artışın sebebi olarak da kadınların iş gücüne katılımını göstermiştir. Yani tek kariyerli annelik olması gerektiği AKP'nin sağlıksız bakanı tarafından ifade edilen kadınlarımız çalışmak isteyince işsizlikte doğal olarak artmıştır. Başbakanın kastettiği, zımmen eleştirdiği budur. Anlaşılan işsizliğin müsebbibi sonunda bulunmuş, fatura hanımefendilere çıkarılmıştır. Bu yüzsüz ve tutarsız açıklama bir defa kadınlık onuruna, kadın olmanın hakkına nankörlük ve hürmetsizliktir. Ümit ediyorum ki AKP'nin kadınlara yönelik
melez ve miyop bakışına en iyi cevabı Türk kadını sandıkta verecek. Başka yerde sorumlu aramak nafiledir. Nitekim işsizliğin bir nedeni vardır. O da AKP'nin üretimi caydırıp borçlanmayı özendiren, yatırımdan kaçıp sıcak paraya çivilenen ve bu yüzden de dibe oturan ekonomi politikalarıdır. AKP milletimizi işsiz ve assız bırakmıştır. Vatandaşlarımızı çaresizliğin içine itmiştir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesin sorunu işsizlik ve zorlu hayat şartlarıdır. Fakat bunun da çözümü vardır ve Milliyetçi Hareket Partisi işsizlik bataklığını kurutma konusunda iddialı ve inançlıdır. Başbakan Davutoğlu, ülkemizin doğurganlı kızının şu an %2.07 olduğunu açıklamıştır. Tabi olarak yetişmiş dinamik ve genç nüfusu, nüfus korunmalı, nüfusumuzun yaşlanmasına izin verilmemelidir. Genç nüfus Türkiye'nin teminat ve güvencesidir. Doğum oranındaki gerileme ise gelecekte çok ciddi handikaplara kapı açacaktır. Ancak doğan ve doğması beklenen her evladımızın güvenli, sağlıklı, dengeli bir toplumsal yapıya gözlerini açması siyasi iktidarın da asli görevleri arasındadır. Her anneye doğum yaptığı anda ilk çocukta 300, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 liranın yardım şeklinde verilmesi olumlu olsa da yeterli değildir. Burada bile eşitsizlik ve adaletsizlik vardır. Üç çocuğu teşvik etmek maksadıyla vereceği parayı aşama aşama arttıran rüşvetçi zihniyete diyorum ki hiçbir yavrumuzun değeri parayla, pulla ölçülemeyecektir. Şunu da söylemek isterim ki doğan çocukların yetişmesi, milli ve manevi ahlakla büyümesi, eğitim alması, iş bulması ve milletine yararlı birer fert olması en az yardım kadar mühimdir. Balık vermenin yanında balık tutmayı öğretmediğimiz müddetçe gelecek nesillerin sosyal ve ekonomik kaybı kaçınılmazdır. Davutoğlu'nun seçim yatırımı, seçim hamlesi olan basit ve günübirlik tedbirlerin kalıcı ve uzun vadeli bir sonuç vermesi çok zordur. Babalarına iş vermeyen bir iktidarın doğar doğmaz çocuklara para vermesi inandırıcı ve samimi değildir. Kadınları sadece doğuma ve çocuğa endeksleyen körleşmiş ve kısırlaşmış bir yaklaşımın kabulü de imkansızdır. AKP sandık görülünce ne yapacağını şaşırmıştır. Bugün toplumun her kesimi bunalımdadır. Emekli aylıklarına yapılan komik zamlar bir öğün yemek bedelini dahi karşılamamaktadır. İşçi, memur, esnaf, çiftçi, sanayici itilmiş, dışlanmıştır. Parti olarak bu adaletsiz manzarayı, sosyal ve ekonomik ilkelliği asla kabul etmiyor, asla onaylamıyoruz. İktidarımızda hiç kimse aldığı yardımlardan mahrum olmayacak. Bilakis insanca yaşamak için gerekli seviyelere çıkarılacaktır. ...1.2 milyon insanımızın aldığı yaşlılık ve engelli aylığı mutlaka iyileştirilecektir. Muhtaç asker ailelerine yardım programı çerçevesinde 96 bin asker ailesinin yüzü gülecek, elleri para görecektir. Gelir seviyesi brüt askeri ücretin 1/3'ünden az olan sayıları 9 milyonu geçen kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu savunmak bize nasip olacaktır. Asgari ücretle açlık sınırında olanların yanında biz duracağız. Eşi vefat eden yüz binlerce hanım kardeşimizin sosyal yardım kartı alan 1.7 milyon vatandaşımızın elinden tutacağız. Onları muhanete muhtaç etmeyeceğiz. Hiç kimse kömüründen, yağından,
unundan, tuzundan, bulgurundan, makarnasından alıkonulmayacaktır. Adil bölüşüm, ahlaki paylaşım her insanımızı kavrayacaktır. Arttığı söylenen milli gelir, 10 bin doları geçtiği sürekli vurgulanan kişi başına düşen gelir, hak sahiplerini mutlaka bulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal devlet ilkesini tamamen harekete geçirecek, hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacaktır. Bizde yalan dolan yoktur. Bizde verilmiş sözleri çiğneme yoktur. Bizde kaytarma, karartma yoktur. Biz yapacağım uzun sözünü değil, başaracağımızın garantisini veriyoruz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Neye inanıyorsak onu söyleriz. Neyi hedefliyorsak ondan bahsederiz. Bize kaynağı nereden bulacaksınız diye soranlara da merak buyurmasınlar. Rüşvet ve yolsuzluk damarını keserek, hırsızın da uğursuzun elinden devlet hazinesini alarak, 77 milyona yetecek ekonomik kalkınma ve zenginleşmeyi sağlayacağımızı açık açık ilan ediyorum. Değerli milletvekilleri, 7 Ocak günü Fransa'da meydana gelen terörist saldırılar, terörü yeniden dünyanın gündemine taşımıştır. Yaşanan bu olayla birlikte terörizmin lanetli yüzünün çok iyi tanınması gereği bir kere daha ortaya çıkmıştır. İnsanlık çok ciddi ve dramatik bir terör sorunuyla karşı karşıyadır. Ve bu yeni bir şey değildir. Terör hangi ülkede ortaya çıkarsa çıksın, hangi gerekçelere dayanırsa dayansın ve bahanesi ne olursa olsun hain ve vicdansız niyetini gizleyemeyecektir. Kimden gelirse gelsin terör faaliyetleri utanç verici bir eylem, insanlık dışı bir eğilim, aşağılık ve iğrenç bir yöntemdir. Çağımızın terörle anılması, terörün tesirinde kalması, asimetrik girdaba hapsolması, insani kazanımlar adına gerileme ve üzüntü vericidir. Hem fikir olmamız gereken yalın gerçek şudur. Fransa'da bir mizah dergisine düzenlenen ve arkasından bir markette rehin alınanların ölümüyle sonuçlanan menfur suikast zinciri kuşku yok ki insanlık suçudur. Bu terör eylemine kurban giden 17 kişi taraflı tarafsız herkes tarafından sahiplenilmiş, teröristler şiddetle telin edilmiştir. İnandığımız bir şey varsa o da şudur. Hiçbir gerekçe, hiçbir gaye, sivil ve masum insanların hunharca öldürülmesini haklı ve meşru çıkaramayacaktır. Öncelikle bu gerçeğin açık bir şekilde anlaşılması ve herkesçe ama diye başlayan cümlelerle sığınılmadan kabul edilmesi lazımdır. Terörün mahiyeti gerçeklerinde, gerekçelerinde değil, tahrip ettiği, insan hayatına yönelttiği yıkıcı etkilerde ortaya çıkmaktadır. Terör insanın varlığını ve yaşama hakkını vahşice ortadan kaldırma eylemidir. Bu nedenle dünyanın her tarafında kendilerini nasıl göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, teröristler katildir, kan döken insanlık artıklarıdır. Terör bir insanlık ayıbıdır ve yine insan suretinde gezenlerin kendi türüne karşı yönelttiği en ahlaksız, en acımasız saldırı biçimidir. Terörizm, insanlığın binlerce yıllık tarihi içerisinde yaşanan acı olaylardan elde ettiği makul çözüm yollarını, yöntem ve amaçlarını reddeden ilkelliktir. Fransa'daki terör dehşetine karşı insanlığın ortak tepki göstermesi ve bu ülkede yüz binlerin teröre karşı cephe alması, uluslararası toplumun bilinçlenmesi için son derece yararlı olacaktır. Eğer bir toplumda, hatta uluslararası alanda
teröristi siyasi mücadele yürüten birisi olarak görme eğilimi varsa bu durum hastalıklı marazi tiplerin teröre yönelmelerini sağlayacaktır. Bu da bir nevi terörü teşvik ederek ödüllendirmek ve taltif etmek anlamına gelmektedir. Bugüne kadar değişik terör hareketleri karşısında takınılmış olunan tavır genellikle teröristleri cesaretlendiren bir yönde cereyan etmiştir. Bu gerçek hepimizce bilinmektedir. Bazı güç odaklarının hedef seçilen ülkeleri dizayn ve istikrarsızlaştırma amacıyla terör örgütlerini kiralaması, yönlendirmesi, kullanması, terörizme karşı ortak bir anlayış ve tavır geliştirmeyi şimdiye kadar güçleştirmiştir. Şu da vardır ki kan sadece Paris'te akmamıştır. Ölümler sadece Paris'te yaşanmamıştır. Teröristler sadece Avrupa'da boy göstermemiştir. Türkiye 10 yıllardır terörün acı ve kahredici yüzüyle boğuşmaktadır. Orta Doğu teröristlerin üreme bölgesi küresel jeopolitik ve jeostratejik planlara müzayir şekilde kullanılan kaos coğrafyasıdır. Komşu ülkelerde hangi taşı kaldırsak altından ya bir tarihi hesap ya bir paylaşım kavgası ya da etnik ve mezhep gerilimi üzerine tuzaklanmış anlaşmazlık hali çıkmaktadır. Böylesi bir belirsizlik ikliminde, böylesi sisli ve sinsi ortamda kimi zaman selefi, kimi zaman bölücü, kimi zaman farklı nitelikteki terör örgütleri yaşama imkanı bulmuşlardır. Bugüne kadar terör imalatçısı ülkeler, terör baronu çevreler, özellikle Türk İslam dünyasına maşaları aracılığıyla ölüm yağdırmış, ölüm saçmıştır. Fransa'da katledilen 17 kişiye elbette üzülelim. Elbette bu acıyı paylaşalım. Zira insani vecibe ve ödevler bunu şart koşmaktadır. Ama aynı duyarlılığı, aynı vicdani tutumu Avrupalı liderlerden, Avrupa halklarından Kerkük için beklemek, Musul için istemek, Gazze, Şam, Bağdat, Trablus, Sana, Mogadişu için talep etmek de en doğal hakkımızdır. Yedi Ocak'ta Fransa'da vuku bulan kanlı döngüye karşı 11 Ocak'ta Paris Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan başta birçok ülke ve devlet başkanı ile birlikte insanlık benzer hassasiyeti Türk ve Müslüman içinde sergileyebilecek erdemi gösterebilmelidir. Bakınız 8 Ocak'ta Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Baga kasabasında Boko Haram militanları lütfen dikkat ediniz yaklaşık 2000 kişiyi acımasızca öldürmüştür. Şimdi sorarım sizlere, 17 kişi için yollara düşen, dünyayı ayağa kaldıran ülke ve kuruluşlardan Nijerya'daki 2000 kişiyi ağzına alan olmuş mudur? Nijerya'da Fransız kalanlar Paris'te ne kadar samimidir? Mukayese etmek istemezdim ama 2000 mi çoktur, 17 mi fazladır? Yıllardır Kerkük'te bombalar patladı. Türkmenler soykırıma tabi tutuldu, suikastlar düzenlendi, Türkmen eli ölüm parantezine alındı. Bir günde yüzlerce soydaşımızı kaybettik. Ne var ki uluslararası toplumun hatırına toplanıp yürümek hiç gelmedi. Yıllardır Müslümanlar katledildi, kadınlara, kızlara tecavüz edildi, insani değerler mezara girdi. Ne var ki bırakınız kortej halinde yürümeyi tepki gösterene bile çok az rastlanıldı. Kabil ağladı, Kahire yüzlendi, Trabzon kederlendi, Doğu Türkistan heder oldu, Bosna düştü. Şu vicdansızlığa bakınız ki kimseler dönüp bakmadığı gibi gündemine bile almadı. IŞİD'i silahlandırıp orduya
pimi çekilmiş, Orta Doğu'ya pimi çekilmiş bomba gibi bırakanlar, PKK'yı, PYD'yi, El-Kaide'yi, El-Nusra'yı, DHKPC'yi kışkırtıp ölüm emri verenler, arkalarına yaslanarak mazlumların ölümünü film gibi izlediler. Petrol için cinayet işlendi. Haritalarla oynandı. Ülkeler istila edildi. Buna karşılık ne bir utanma hali görüldü, ne de bir vicdan azabı duyuldu. Fransa'da düne kadar Türk milletine namlu çevirmiş elli ve vicdanı kanlıları en üst düzeyde kucakladı, bir dediğini iki etmedi. Şimdi bunları unutalım ve hafızamızdan çıkaralım mı? Bir şey olmamış gibi davranarak ölenle ölünmüyor kılıfıyla hepimiz şarlıyız mı diyelim? Fransa'nın nadiren yaşadığını Türkiye ve komşu ülkeler her gün yaşamaktadır. Bunu da görmezden mi gelelim? Kimsenin ölmesini istemeyiz. Öldürülmesine tahammül edemeyiz. Ancak kayıpları için haklı olarak taziye ve vicdanı yakınlık isteyenler önce 10 yıllardır akan masum kanların iç muhasebesini yapacak fazileti gösterebilmelidir. 8 Ocak'ta Suudi Arabistan'daki intihar eylemi dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Ama kimseden çıt çıkmamıştır. 7 Ocak'ta Yemen'in başkenti Sana'da çok sayıda kişinin ölümüyle neticelenen saldırıyı konuşan dahi olmamıştır. Irak'ta her gün onlarca insan canından olmaktadır. Ama bunu mesele yapan katiyen yoktur. Biz teröre kundaktaki yavrularımızı verirken teröristler Paris sokaklarında geziyorlardı. Karakollarımız basılıp Mehmetçikler toprağa düşerken camiler Avrupa'nın değişik ülkelerinde kurulan cinayet sofralarında tıka basa doyuyorlar. Ve nihayetinde birkaç Mehmetçik öldü diye meclis toplanmaz diyen sefil zihniyet 17 kişinin koştura koştura solluğu Fransa'da almış, Fransa'da kuyruğa girmiştir. Muhterem arkadaşlarım, ne tuhaftır ki Başbakan Davutoğlu terörist devlet diye suçladığı İsrail'in başbakanı ile birlikte Paris'te aynı safa girmiştir. Çelişkiye bakınız. Bölücü terörle Türkiye'de masaya oturan, Kandil'in vagonu olan bir zihniyet Paris'te teröre karşı yürümüştür. Türkiye'yi teröristlerin geçiş güzergahı haline getiren hangi terör örgütüyle düşüp kalktığı artık belli olmayan iktidar Paris'te ortak tepkiye katılmıştır. Acaba Başbakan Davutoğlu bu kafa ve vicdan bunalımını nasıl atlatacaktır? Dünyanın neresinde olursa olsun teröre karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz diyen başbakanın gerçekte sesini duyan, iradesini hisseden var mıdır? Başbakan terör tehdidinin büyük olduğundan yakınmaktadır. Kendisine günaydın demekten başka yapabileceğimiz şu an için bir şey yoktur. Biz yıllardır bu kapsamdaki tehlikeleri sıralıyorken hayal görüyorsunuz, korkutuyorsunuz, vehim yapıyorsunuz, büyütüyorsunuz, şehit istismarına kalkışıyorsunuz diyen siyaset kirlenmişliği bugün tehdidin büyüklüğünden şikayetçidir. Oslo'daki pazarlıklarda görevli AKP'li memurlar teröristlere Türkiye'nin her yerini bombayla doldurunuz derken tehdit olmuyor da Paris'te mizah dergisi basılınca mı tehdit oluyor? Doğu ve Güneydoğu'dan bayrağı sarılı naaşlar gelirken caniler yol kontrolleri yapıp ehliyet ve ruhsat denetimine kadar işi götürmüşken bir şey olmuyor da Paris'te silahlar patlayınca mı mesele oluyor? 6-7 Ekim olaylarında 50'ye yakın insan ölürken Cizre'de teröristler uzun namlulu silahlarla çatışıp devletin egemenlik haklarını dinamitlerken tehdit görülmüyor da Paris saldırısı mı tehdit olarak algılanıyor? Türkiye'de uyuyan terör hücrelerinin aktif hale gelmesi, AVM'lere, sivil hedeflere
askeri ve emniyet güçlerine saldırı planları önemsenmiyor da sıra Paris'e gelince mi akıllar başa geliyor? Başbakan Davutoğlu nerede yaşamaktadır? Kendisini hangi ülkenin başbakanı sanmaktadır? Başbakan teröre karşı ilkesel tutumdan, bunu da dünyanın her yerinde tekrar etmekten bahsetmektedir. Hakikaten bu ilkesel tutumu çok merak ediyor, neler içerdiğini, hangi değerlerle kesiştiğini sorguluyoruz. İmralı canisine teslim olmak ilkesel bir tutum mudur? Etnik ve mezhep temelli ayrımcılığı provoke etmek ilkesel bir tutum mu? İffetsiz bir tarz mıdır? Türkiye'ye tuzak kurmak, millete ve vatana ihanet etmek ilkesel mi, ilkesizlik midir? Davutoğlu ve saraylarda medya ayarlaması yapan, Türk milletini uçuruma sürükleyen 17-25 Erdoğan ilkeden, ilkel olmaktan ne anlamaktadır? Meclis Soruşturma Komisyonu'nda rüşvetçileri kurtarma ilke ve edeple, şüphe oluşmadı diyerek akla ve hukuka ihanet edenleri pışpışlamak ilke ve hayayla nasıl bağdaşacaktır? Artık kabul etmeliyiz ki iktidar teröre karşı tüm kozlarını kaybetmiş, yolsuzluk çetelerine karşı tüm mevzilerini boşaltmış, dört bir yandan sarılmıştır. Başbakan Paris yollarına düşmeden evvel yürüyüşe bizzat katılarak teröre karşı dayanışma ilkesini bir kez daha göstereceklerini vurgulamıştı. Ülkemizde teröre danışan, teröre dayanan, teröristlerle dayanışma içinde olan Davutoğlu'nun Paris'te farklı bir maske takarak yürüyüşe çıkması kızarmayan yüzün eseridir. Türkiye'nin şerefli ismini terör örgütüyle yan yana getiren, Türk milletinin tarihi haklarını lekeleyen bugünkü iktidardan kanun ve mahşeri vicdan huzurunda hesap soracak yaşanan rezillikleri kimsenin yanına bırakmayacağız. Değerli milletvekilleri, Fransa'da vuku bulan trajedi bir taraftan terörizmle mücadele ederken diğer taraftan Batı ülkelerinin bir öz eleştiri yapması, çifte standartlardan kaçınması bakımından bir dönüm noktası olmalıdır. Bilinen bir gerçeğe tekrar edersek, dünyada terörden en fazla zarar gören, teröre en ağır bedeli ödeyen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Geride kalan yıllarda ülkemizin terör kuşağına alınmasında, uluslararası siyaset sahnesinde yalnız bırakma ve tarihi hesapları görme kurnazlıkları vardır. Bu marazi anlayış, terör hangi ülkede ortaya çıkarsa çıksın, tahrip ettiği temel hedefin insan ve insanlık onuru olduğunu göz ardı etmiştir. İnsanlığın bugünü ve yarın için yaşanılan büyük acılardan ders çıkarmak çok önemlidir. Uluslararası toplum bu olaylardan elde ettiği tecrübe ve değerlendirmelerini daha güzel bir dünya için kullanabilmeyi başarabilirse acılar hafifleyecek, unutulmasa da teselli bulunabilecektir. Bilinsin ki siyasi mücadele ve araçları şiddet ve şiddet yöntemlerinden tamamen farklıdır. Bu bakımdan terör bir siyasi faaliyet değil, meşruiyeti olmayan, ahlaki değer taşımayan, vicdan tanımayan bir ölüm makinesidir. Terörist ise insanlık düşmanı canilerin kolektif ismidir. Dolayısıyla terör örgütlerinin boyutları, sözde amaçları, propaganda vasıtaları, hitap ettiği ideolojik arka planlarıyla yeşerdiği motivasyonun niteliği hiçbir şart altında terörizm gerçeğini değiştirmeye yetmeyecektir. Daha önemlisi ise terörü uluslararası siyasetin bir aracı olarak görmek vahşeti küreselleştirilmek anlamına gelecektir ki uzun yıllardır olan da budur. Terör dünya çapında bir tehdit ve insan canına, insan hafızasına, insani değerlere yönelmiş yok etme eylemidir. Bu nedenle teröre karşı uluslararası müeydesi olan siyasi, hukuki ve pratik eylem zemini oluşturmak bir zorunluluktur. Artık terörizmle ilgili kavram ve yöntemler netleştirilmeli,
çok zayıf durumdaki uluslararası işbirliği ağı güçlendirilmelidir. Fransa halkına yönelik insanlık dışı saldırıyla birlikte medeniyetler ya dinler çatışması senaryolarının da tekrar çok hızlı bir biçimde ve düşüncesizce tedavüle sokulduğu görülmektedir. Bu her şeyden önce beşeriyetin varlığına yönelik bir tehdittir ve gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü böyle bir anlayış ve propaganda bütün insanlığın dayanışma içinde bulunması gerçeğine, küresel barış ve huzura yönelik vahşi bir infaz olacaktır. Ayrıca terörü bir yöntem olarak kullananların barış, hoşgörü ve yardımlaşma dini olan İslam'la ilişkilendirmeleri, teröristlerin Müslüman toplumları temsil ettiği iddiasını dile getirmeleri çok sakat ve çarpık bir anlayıştır. Avrupa ülkelerinde kaygı verici düzeylere tırmanan ırkçılık ve İslamofobi kültürlerinin tanışmasına ve bir arada yaşamasına başlıca engeldir. Bütün ülkeler böylesi bir tarihi ve siyasi hataya düşmekten şiddetle kaçınmalıdır. Müslümanın terörist olmaz. Teröristin dini, milliyeti, mezhebi, kimliği, cinsiyeti, fikriyatı olmaz, olamayacaktır. Küresel vicdan, küresel adalet, küresel hoşgörü, küresel işbirliği tesis edilmez ve nefes alamazsa insanlık adı konulmamış bir dünya savaşının içine yuvarlanacaktır. Bilinmelidir ki İslam'ın gerçek mesajları idrak edildiği, barış ve kardeşliğin evrensel ilkeleri benimsendiği anda ortalık süt liman olacaktır. Emperyalizmin bitmek bilmeyen oyunlarını Türk-İslam alemi püskürttüğü takdirde cepheleşmeler son bulacak, ahlaki ve adaletli yönetimler milyarlarca insanın iradesiyle tesis edilecektir. Petrolün önüne erdem, gazın ilerisine ahlak, sömürünün yerine adaletli paylaşım geçmedikten sonra kurtuluş çok uzaktadır. Halepli bir anne gülümseyerek çocuğunu uyandırdığı gün, Gazze'li bir baba neşe ve rahatlık içinde evladını parklarda gezdirdiği gün, Bağdatlı, Kerküklü, TrablusluSanallı bir dede huzur içinde torununun başını okşadığı gün her şey bambaşka olacaktır. Afrikalı bir anne çocuğuna tabaktaki yemek bitecek diye çıkıştığında dünya umuda kanatlanacak, eli silahlı teröristler tamamen dışlandığı zaman yeryüzü huzur ve esenlik dolu bir sabaha kalkacaktır. Konuşmama son verirken sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, muhterem heyetinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.